12. gününde bir kez daha Adıyaman'dayız. Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere'nin yanındayız. İlk günden itibaren 12 milletvekiliyle Adıyaman'ı takip ediyoruz. Bir genel başkan yardımcısıyla arkadaşlarımız bir süredir altışarlı gruplar halinde dinlenerek ve çalışarak ama sürekli Adıyaman'ı takip ediyorlar. Bugün Adıyaman'da 12. günde çarpıcı nokta şu. Recep Tayyip Erdoğan geçmişte kendinden önceki hükümetlere ne eleştiride bulunduysa, ne haksızlık ettiyse bu ülkeyi onları yaşattı. İşte kuyruklar, benzin kuyrukları, karneyle ekmek uygulamasını eleştirirken vatandaşa istediği kadar yiyeceği marketlerden alamayacağı sınırlamalar. Ama en sonunda geldiğimiz nokta şu. 1999 depremini çadırlar üçüncü gün kurulabilmişti diye eleştiriyordu. Devlet yalnız bırakmıştı diyordu. 12. gün Adıyaman'ın temel sorunu çadır. Adıyaman merkezde çadır ihtiyacı var. Adıyaman'ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok. Ve çadır ihtiyacı bugün irtibat kurduğumuz yetkililer diyor ki çadır bitti, yenilerini bekliyoruz, biraz daha bekleyecekler. 2 gün sonra 2 hafta olacak. 99 depremini 3 gün çadırsız geçirdi insanlar diye hükümeti eleştirenler 2 hafta vatandaşını bu karda kışta çadırsız bıraktılar. Adıyaman'ın çadıra ihtiyacı var. Adıyaman'ın hızla konteyner kentlere ihtiyacı var. Adıyaman'ın seyyar tuvalete, Adıyaman'ın seyyar banyoya ihtiyacı var. Bugün Türk Eczacıları Birliği alarm veriyor. Bit salgını başladı, uyuz salgını başladı. Bunlar kişisel hijyen problemlerine işaret eden önemli tehlikeler. Adıyaman'ın sağlığı tehlikede. Adıyaman'ı göçük altında bıraktılar. Adıyaman'ı yalnız bıraktılar. Şimdi hayatta kalanların da sağlığı salgın hastalıklarla tehlikede. Bir an önce ama bir an önce artık devletin bir şekilde Adıyaman'a elini uzatması lazım. Ben Adıyaman sokaklarında biz unutulduk, biz bırakıldık sitemlerini, devlete yapılan sitemleri üzerime alsam suratlarına bakamam. Üzerime almasam milletvekili sorumluluğu içinde davranmış olamam. Varıp da eleştirmek için söylemiyoruz. Ama bir gerçeği söylemek lazım. Devlet yok. Devlet yalnız bıraktı. Devlet çaresiz bıraktı.